Hayırlı günler arkadaşlar. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videoda sizlere fesleğenimi ve fesleğenimle birlikte sukulentlerimi aynı saksıya aranjman yapmaya çalışacağım. Ve yine kendi usulümle, her zamanki hazırladığım usulle ben saksımı hazırlayacağım. Ve altına kompostumu hazırlayacağım. Çünkü bana gübre lazım arkadaşlar. Bu kadar çiçeğin büyümesi için bana gübre lazım. Ben gübre için bir dahaki seneye bu saksıyı döktüğümde gübrem hazır olmuş olacak. Üstünde de benim çiçeklerim büyümüş olacak. Bazen sorular geliyor. Diyorlar ki bu kadar yani onlar çöp diyor da ben kompostlaşacak malzeme diyeyim. Kompostlaşacak malzemeyi nerede saklıyorsunuz diye sorular geliyor. Ben bu kadar kompostlaşacak malzemeyi saksımın dibinde, çiçek saksımın dibinde saklıyorum arkadaşlar. Çünkü apartman dairesindeyiz. Bu sizin için de, birçoğunuz için de böyledir. Bahçe imkanı olmayabilir. Benim bahçem de var fakat bahçemde bunu yapmak biraz daha zor. Ben şöyle size gerçi fındık kabuğunu dökecektim. Şimdi onu gösterecektim ama arkadaşlar şöyle bakın. Yumurta kabuklarının kağıtlarını da koyuyorum. Patates kabuğu var. Ondan sonra burada yumurta kabuğu var. Burada domates var. Muz var. Yani elime geçen bitkilerim için faydalı olan şeyleri ben burada şu şekilde sıkıştırıyorum arkadaşlar. Zamanla zaten kendisi de çökme yapıyor. Çok çökme yapmasın diye ben onu daha öncesinde biraz güneşte bıraktım. Sineklenme oluyor mu diye soranlar olmuş. Yani sineklenme olmuyor. Ben sineklenme olmasına fırsat bırakmıyorum arkadaşlar. Sineklenme olmasına fırsat vermeden şöyle biliyorsunuz bunu ben her zaman söylüyorum. Biliyorsunuz ki bizim sukulentlerimiz kökleri küçük bitkiler. Yani ben koskocaman bir saksıyı dolduracak sukulente söktüğüm zaman bile ben şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şu büyüklükteki bir sukulente dahi söktüğünüzde inanır mısınız içerisinde küçücük bir kökü var. Kökleri çok böyle köklü, gelişmiş. Yani bitkiler değil. Örneğin mesela bakıyorum şu fesleğen. Fesleğen bitkisinin bakın gövdesi bu kadar. Ama bakar mısınız köküne? Kocaman sarmaşık gibi bir kökü var. Yani bunlar gibi bitkiler değiller. Bakar mısınız? Sukulentler böyle değil. Şimdi biraz sonra size sukulent de sökeceğim. Şöyle topraklarını biraz ayırmak istedim. Şöyle. Çok da sulamadım arkadaşlar. Bitkilerinizde saksı değişimi yapacaksanız sulamayın. Eğer sularsanız mantar olayıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bununla karşılaşmamak için ve bitkinizi kaybetmemek için sulamayın. Ben bunu alacağım buradan. Video çekim esnasında mecburen buraya yaptım ama benim şöyle yumurta kabuğuyla karışmış şu şekilde normal toprağım var ve ben buna çay da karıştırdım arkadaşlar. Aklınızda olsun, komposta çay da kullanabilirsiniz. Her zaman karıştırmayın ama üst kısma yani büyük ihtimalle ben şöyle hesaplıyorum, bir ayda diyorum bu diyorum köklenir diyorum, bir ay sonra diyorum artık yapraklarını aşağıya salmaya köklerini aşağıya salmaya başlayacak diyorum ve o kısma kadar çay bıraktım. Sonra şu şekilde benim kuru kompost toprağım vardı. Kuru kompost toprağım, bakın bu da daha önce böyle bir saksıdan döktüm ve bu benim saksıda kompostlaşmış olan toprağımdı. Size bunu daha önce söylemiştim arkadaşlar. Kompostlaşmış toprak o kadar güzel oluyor ki mis gibi kokuyor.
Orman gibi bir kokusu oluyor. İnanır mısınız, şu kadar kompostunda hiçbir ağır kokusu yok. Öyle bir şey olacak olsa zaten ben bunu yapmam. Bitki besini alırım, bir şey yaparım. Yani bir şekilde ben bunu hallederim. Arkadaşlar, fesleğenimi ben şöyle en arkaya ekmek istiyorum. Şöyle aracmanım için ben tripodu biraz kaldırayım. Şöyle. Bu kadar yeterli herhalde. Şöyle fesleğenimi en arkaya ekmek istiyorum. Sizin için önemli olan dibinin gözükmesi. Ben şöyle dibini toprakla doldurayım. Bir de arkadaşlar, şu taş saksılarda sulamalara biraz daha dikkat ediyorum ben. Çünkü taş saksılar tamam suyu çekiyor, fakat biraz daha delikleri olmadığı için suyu daha az vermek gerekiyor. Ha, bir taş saksı da benim üretim biyolüm de var. Size videonun sonunda onu ben gösteririm. Ona suyu biraz daha dikkatli veriyorum. Ama kullanıyor muyum? Çok güzel oluyor. Yazın serin oluyor, kışın da sıcak oluyor bu taş saksılar. Bu yönden ben çok memnunum taş saksılardan arkadaşlar. Şu şekilde kompostumuza bizim bunun ulaşması imkansız. Biliyorsunuz, kökleri tamam fesleğenin biraz fazla olabilir ama sukulentlerin şöyle kökleri, bakar mısınız? Koskocaman sukulentler bunlar. Hemen şöyle dökülür dökülmez şöyle köklerine bir bakın arkadaşlar. Kökleri yok denecek kadar az. Yok denecek kadar sukulentlerin kökleri az. Ve ben sukulentlerimin köklerini güzel gömmeye dikkat ediyorum. Şöyle. Çünkü güneşe koyduğum için güneş bunları yakar. Köklerini yakar arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ve ben bunu sıkıştıracağım. Ama bu tarafına da biraz toprak koyayım. Şimdi köklerine toprak koyarak şöyle sıkıştırdım arkadaşlar. Şu şekilde. Çünkü alt kısmında da var. Sonra şu kısma da farklı bir sukulent türüme ekeceğim. Ona da şöyle top olan sukulentimi ekeceğim. Bu da böyle farklı bir aranjman oldu. Şimdi arkadaşlar, ben şu şekilde saksımızı hazırladım. Bir video yarıda kesilmişti. Yarıda kesildiği için sizin yanınızda dibini doldurma işlemini yapmadım. Ama şöyle arkadaşlar, dibini güzelce bunun doldurdum. Ve üstünü tam doldurdum. Normalde saksılarda ben üstünü tam doldurmuyorum. Böyle su aktığı zaman da tutma payı olsun diye. Ama bunun altında, biliyorsunuz, bu derin bir saksı ve bunun altında bizim kompost malzememiz var. Yine söylüyorum, kompostunu ne yapıyorsun, çöpü nerede saklıyorsun diyen arkadaşlar, çöp bu çiçeklerin altında. Bakın, çok derin bir saksı. Bunun şöyle, ben size bir kıyas yapayım arkadaşlar. Şuradan aşağısı kompost. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, ben aranjmanımı hazırladım. Bu videoda çok kopukluk oldu, kusura bakmayın. Telefonun dahiliye alanı doluydu. Çok da acemiyim bu konuda. Bu şekilde ben taş saksıma kompost hazırladım. İnanır mısınız, buradaki bitki atıkları, kompostlaşacak bitki atıkları nereden baksanız 2 haftalıktı. Ve ağzını açık bekletiyordum. Sineklenme olmasın, kurusun diye. Çünkü başka çaresi yok bunun. Bu şekilde. Ve ben sukulentlerim için bu da gerekli bir şey. Apartman dairesindesiniz ve bunun bu şekilde olması gerekiyor. Saksımın söylediğim gibi yarısından aşağısı kompostlaşacak, gübreleşecek toprak. Bunlar büyüyüp geliştiği zaman kökleri oraya ulaşmıyor. Bunu ben çok denedim arkadaşlar. 3 senedir deniyorum. Kökleri bunların oraya ulaşmıyor. Bunlar büyüyüp de yerine sığmaz olduğu zaman ben bunları mecbur bu saksıdan almak zorundayım. Bunları saksıdan aldığım zaman da onun dibindekini katıyorum bahçe toprağına.
ve kendi içerisinde bir dönüşüm oluyor. Yani bahçeden toprak bile almıyorum. Ha ben bunu bahçeye ekebilir, bahçeye de gömebilirim. Bahçeye gömmeyi de denedim. Fakat yağmur suyunu muhafaza etmek gerekiyor. Bu da bana biraz daha zor geldi. Bu saksı içerisinde kompost yapmak bana daha kolay geldi. Emin olun şu anda yani belki içinizden şöyle geçiyordur. Acaba çöp kokusu var mı? Hayır. Yani sebzelerinizi, meyvelerinizi doğrayıp bir kenara koyduğunuzda ve balkonda kuruduğunda çöp kokusu gelebilir mi? Hayır, gelmez. Onlar kururlar. Ben de bu şekilde ağızları açık biçimde yapıyorum ve bunlar birazcık biriktiği zaman, artık gözüme fazla gelmeye başladığı zaman, o zaman bir saksının dibine gömüp bunu bitiriyorum. Bundan sonrakine de büyük ihtimalle yine biriktireceğim ve üretim biyolüne, bu şekilde üretim biyolünün altına kompost hazırlayacağım. Siz de böyle yapın. Kompostlarınızı saksılarınızın altına hazırlayın. Üstünü de şöyle aracman saksısı yapın. Ben size 3 tane aracmanımı şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bu bir tane aracmanım. Fesleğen. Benim şu çok meşhur sukulentim. Bakın sukulentin boyu çok uzamış. Çünkü azıcık gördüm. Sukulentlerin güneşte kalmasının ne kadar önemli olduğunu da bundan görüyoruz. Arkadaşlar ben bu videoyla sizlere hoşça kalın demek istiyorum.